Herkese merhaba arkadaşlar. Yağmurlu, saçma sapan, berbat ve moral bozucu bir havayla, bir cumartesi günüyle karşınızdayız. Ama neşelenmek için iyi bir sebebimiz var. Motosikletimiz var. Böyle maviş, sempatik Honda'nın başlangıç seviyesi CB250R'ını anlatacağız, çekeceğiz. Bu 2022 modeli. Bu arada benim de en sevdiğim renklerden bir tanesi. Biliyorum bu aralar motor bulamıyorsunuz. Honda'ya gidiyorsun. Diyor ki abi 600 kişilik listeyi doldurdum. EYD'ye yaz, yedek de yok. Başka bir yerde ulaşmaya çalışıyorsun. Diyor ki bana abi şöyle bir sen 15-20 ateşle. Marka özelini söylemiyorum bunu tabii ki. Gel öyle al falan filan. Bunu da arkadaşım aldı, nasıl aldı, nasıl süreçlerden geçti falan hepsini anlatacağız. Uzun iş. Ama arkadaşlar videoyu ileri sarıyorsunuz, atlıyorsunuz. Ondan sonra duymadım, görmedim, bilmedim oluyor. Sarmadan izlersen zaten baymadan anlatmaya çalışacağım. Teknik verileri hızlıca geçeceğiz. Bir de abone olursanız sevinirim. Hadi bakalım geçiyoruz. Başla. Motosikletin ağırlığı 144 kilogram. Hatta bunu sitede ıslak ağırlık olarak yazmışlar. Yerden yüksekliği 151 milim. Sele yüksekliği 799 milim. 10 litre yakıt kapasitesi var. Ortalama yakıt tüketimine de sitede 3.1 litre yazmışlar. LCD gösterge paneli var. Ön arka LED farlarımız var. Ve ABS var motorda. Fiyata da gelecek olursak bulabilirseniz 142.100 TL. Arkadaşlar dediğim gibi motosikleti bulabilirsen, arada tanıdığın varsa, bir şeyler sokabiliyorsan araya, bakan makan vesaire 142.100 liraya alırsın. Ama alırsın yani bulabilirsen. Şimdi biz buradan geçelim motorda anlatacaklarımıza. Motosikletin üzerinde Dunlop lastiklerle geliyor. Bunu işte böyle çok naylon bazlı lastik vermeyelim, işte Çin malı lastik vermeyelim falan diye büyük markalar yapıyor yani Dunlop kullanıyor. Bunu zaten alda değiştireceksin birincisi. İkincisi Nissin kaliperlerimiz var motosikletin üzerinde. Yukarıya çıktığımızda Sele. Yani rahat diyemem, sert diyemem. Dediğim gibi bu başlangıç seviyesi motosiklet. Aynalar böyle bir, ben bu tarz ayna tipini sevmem. Çok verimli yani, açıkçası ters bir şey göstermiyor sende. Bir de göstermek istediğim bir şey var. Şuradan hemen kontağı bulayım. Abi biliyorum çok gereksiz takılıyorsun diyeceksiniz ama ben mesela hangi marka ve modelde olursa olsun böyle bir ateli görüntüsü ekranda çok sevmiyorum. Tabii bunlar düşük segmentte daha maliyetten kurtarmak için yapılmış şeyler. Fakat onunla beraber vites göstergemiz var. İşte ihtiyacı olan her şeyi de koymuşlar esasında. Burada neyi ayarlayabiliyoruz? İşte burada vites göstergemiz görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da yenilik öyle söyleyeyim. Üçüncüsü buradan işte vitesi atacağın zaman deviri kaçta uyarsın onu ayarlayabiliyorsun. Yani dediğim gibi sadece ben görsel olarak takıyorum. Yoksa tabii ki ihtiyacı olan her şeyi zaten doldurmuşlar. Şimdi arkadaşlar bir de şurada bir şey göstereyim. Bunu Anıl kendi taktırmış. Radyatör kapağı ekstradan almış. GP kompozitten gene el korumaklarını almış. Demirleri almış. İlaveten ben motoru bu rengine bayılıyorum ve şu jant rengi de çok güzel. Tabii biz motoru yıkadık. Yağmur yağdı. Bir daha bir şeyler yapalım dedik. Bu kadar. İş görü hale getirdik. Özür dilerim. Ama şuradan bir detay gösterebiliriz. Mesela bak bunun motorun rengiyle uyumu da çok güzel. Yakından gözüküyor mu bilmiyorum. Yerde de papatyalarımız var. Siz çiçeklerle ağırlıyoruz bugün ama. Ve hemen ön tarafa dönelim. Gel abi. Şöyle motoru kaldıracağım. Motorda dörtlü yok. Ama bak şimdi. Hop şöyle tek elle ben bunu tutarım zaten. Gayet hafif bir motor bu arada. Çok yormuyor. Hop bir dakika. Heh, şöyle durursam daha iyi. Abi şu far tasarımı güzel. Aydınlatması güzel. Bir de şu detayları ben seviyorum. Mesela buraya Honda işliyorlar. ABC marka bir şey işliyorlar ya. Güzel duruyor. Fakat bununla şöyle bir detay vereyim. Şimdi tur camı sevmiyorsunuz biliyorum falan ama ben bu motoru oturduğum zaman abi şöyle gel. Buradan efil efil esiyor anladın. Rüzgarın hepsini yiyorsun. Sana demedim gelin bir an şey buradan efil efil rüzgarı yiyorsun abi. O biraz hani şey göğüs hastalıklarına yol açar sana zaman içerisinde. Tabii çok fazla basamayacaksın. Zaten derken tabii çok fazla zaten basamayacaksın. Burada şeye tutuluyorlar işte Honda'da korna, sinyal falan filan bazen kafa karıştırabiliyor ya. Ben alıştım tabii bana normal geliyor bunlar. Başka lafı uzatmayalım sürelim gazlayalım. Hadi bakalım geçiyoruz sürüş. Evet yol tecrübemizde devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi şu MT-800 CF motorun azmanıyla geziyorum 2-3 gündür. Ondan sonra buna binince mesela hakikaten bisiklet kadar kolay geldi bana. Bir kere şöyle bir ya motosiklet şey değil. Böyle bir manevra kabiliyeti keyifli bir alet. Her yerden geçerim diyorsun bunu anladın rahat rahat. Bak şu tümsekten biraz hızlı geçeceğim. Hoppa ama ama senesi için aynı şeyi söylemiyorum. Sene biraz sert. Şuradan biraz daha yavaş geçelim. Arkada oturan artçı için de açıkçası çok bir alan yok. Ama dediğim gibi bunu daha böyle işte motora başladım, başlıyorum, başlaya yazdım gibi düşüneceğin için. Bir de kaliperler nesilsin bir frenleri deneyelim şurada. Hızlanalım. Güzel.
bir daha yapacağız. Şuradan hoppa. Güzel. Aynalara değineyim hemen arkadaşlar. Aynalar verimle çok fazla bir şeyini görmeyeceğiz. Hani kör noktası vesairesi. Bak adam sola bakıyor, bu tarafa bakmıyor. Ne güzel. Evet. Çıkacağın yön bu taraf. Dönüyorsun o tarafa. Neyse, incelemeden şaşmıyoruz arkadaşlar. Ben bugün ya gene elim buna gitti. Habire kornaya gidiyor elim. Şöyle biraz da hızlanalım. Yani tabi motor küçük arkadaşlar. Onun dışında zaten 250cc başlangıçta dediğim gibi kullanacağım motor olduğu için çok bu tarz şeylere takılmıyorsun. Ama aralardan kaçıyorsun. Kolay gelsin. Şimdi neleri sevdik? Motorun hafifliğini sevdim. Böyle pıt 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 kaçıyorsun. Bak güzel, eyvallah. Aynalarında bir kör noktası yok. Frenler güzel, iş görür. Bunun dışında aydınlatmaları güzel. Şurada ortadan geçeyim mi? Geç. Ha böyle sesini de beğendim ben. Yani şeye göre tabii. Stock egzoz 250cc. Ben daha cılız bekliyordum. Ama şunu sevmedim. Abi elim buna gidiyor ya. Sinir bozucu. Bak demin de istemeden çarptı oraya. Neleri sevmedim? Bunu sevmedim. Sol kütükteki yerleştirmeleri sevmedim. İkincisi selesi de çok rahat değil. Üçüncüsü motoru bulamıyor olmak beni sinir ediyor. Yani arayıp bulabilmem ve bayiden alabilmem lazım ama bu marka üzerinde değil, genel olarak bir problem zaten. Kesinlikle lastikleri, yani şimdi böyle deyince şey olacak ya, yani abi naylon veriyor millet, sen de download buldun beğenmiyorsun. Eyvallah, ben böyle birazcık nemli havada ve ıslak zeminde sürdüm. Tabi o kayıtları alamadık çünkü yağmur. Bir de GoPro'nun açıkçası o ara şey yoktu, şarj yoktu. Onu bekledik falan filan. Ama tabi şey demek değil, bu böyle naylon bazlı ölümcül kötü lastikler gibi de demeyeyim. Şimdi arkadaşlar kullanıcı yorumları kısmında motorun sahibi Anıl'la beraber olacağız. Hatta geçelim onun yanına. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bize bu motoru verdiği için daha iyi oldu. Çünkü berbat, yağışlı, saçma sapan bir günde en azından keyifli bir hale getirdik. Bir de insanları bilgilendirmiş olduk, evet, sayende. Senden istediğim şey şu Anıl aslında. Birincisi bu motoru tercih ederken nelere dikkat ettin? İkincisi artıları, eksileri. Üçüncüsü alım süreci, çünkü Honda özelinde değil genel olarak markalarda motor bulamıyoruz. Veya işte başka adamlardan almak zorunda kalıyoruz vesaire falan. Üçüncüsü alacak adamlara fikir ver işte. Neyse onu anlatalım. Tamam. Sendeyiz abi. Motoru yeni yılda aldım. Ben aldığım zaman 125.000 gibi bir fiyat listesi vardı. Bayiyle gidip görüştüm. Hiçbir şekilde motor bulamıyorum. Sıraya yazılmak istediğimiz listeler dolu. Oraya da adımı yazdıramadığım için mecburen ben de bir yerden bulmaya çalıştım. Nereden buldun? Bir, yani sarı sayfadan bulduk herkes gibi mecburen. Ya, X bir yerden aradın, sordun. X bir yerden aradım, sordum. Daha tabii üst bir fiyat verip aldım aslında ama. Ne kadar bir fark ödedin aşağı yukarı? Yani 10-15 bin lira kadar fazla bir fiyat ödemek zorunda kaldım. Kara borsa dedikleri şey böyle olmuş. Aynen. Almadan da zaten fiyatlar gitgide arttığı için mecburen almaya alınca karar zaten kâra geçmiş. Şu an 141.000, 142.000 böyle bir şeydi. Şu an 170.000'lerde falan. Satışta bulabilirsen. Evet, sarı sayfada. Yani biz siteden bahsediyoruz bu arada. Kendi sitedeki fiyattan bahsediyoruz. Peki bu ilk motorun? Bu ilk motorum. Bunu niye tercih ettim? Evet. Ondan bahsedeyim biraz. Ya aslında hani ilk motorum olacağı için motosikleti sevecek miyim? Sevmeyecek miyim? Buna göre hani büyütmeyi düşünüyordum. Doğru bir motorla başlamaya karar vermek için araştırmalar yaptım. Alternatif olarak neler düşünmüştün? Alternatif mesela? Olarak çok fazla seçenek var ama benim baktığım 3 tane. Birincisi buydu. İkincisi KTM'in Duke 250'si. Diğeri de Husqvarna'nın Swartplan 250'siydi. Herhalde Swartplan'le birlikte geldim. Swartplan'le bunun arasında kaldım. Bu arada onun da çekimi var arkadaşlar. 400 müydü hatırlamıyorum, 250 mi ama yukarıda bulabilirsiniz. En son bunda karar kıldım. Dış görünüşüne özellikle bayıldım zaten. O yüzden ilk rengi çok güzel. Ben de mesela bu rengini seviyorum. İki renk seçeneği daha var. Kırmızı ve siyah. Kırmızı biraz cırt. Siyah da motoru göstermiyor. Mat. Peki, mavi güzel. Buna şey diyorlar ya. Abi oturuyorum motora. Küçük. Tamam mı? Hani veya iki kişi için zorluyorum. Sen eşinle falan çıkıyor musun bunu?
Daha henüz çıkmadık aslında. Tek biraz yeni başladığım için biraz eğitim falan alarak başladım, devam ettim. Hı. Tabii tek çıkma var hemen. Ben biraz daha hani kalıp olarak bana ufak gelen bir motor aslında. Ama yeni pratik başladığım için olayım, pratik yapmak adına başlangıç motoru olarak buna karar verdim. Peki şeye geçelim. Bu motosikletin sevdiğin özellikleri ne, sevmediğin özellikleri ve veya işte alacaklar neye dikkat etsin? Sevdiğim özellikler şöyle. Yeni başlayan birisi olarak aslında benim için önemli şey güvenlik. Nissin kaliperleri olduğu için frenleri güzel. Hı hı. Alt devirlerde canlı bir motor. Çok yormuyor. Şehir içinde ağırlıklı kullandım. Güzel bir gidişi var. Bir de hafif motor. Hafif motor aynen. Müdahale edebiliyorum kendim yani, rahatlıkla tutabiliyorum. Bu arada hafifliğe yani girmişken şurayı bir göster. Orası çok dank arkadaşlar ama şu ayıdan sonra ben bugün bir de bunu sürüyorum. 4 gündür testi var. Bu ayıdan sonra bu bana şey gibi geldi. Yani bisiklete biniyoruz falan modundaydım. Ama hakikaten kendi segmentinde mesela çok ağır değil bence motor. Evet, 144 kilo falan civarında bir motor zaten. Kullanımı da rahat. Ben genelde şehir içi kullandım şu an. Uzun yola gitme fikrim var zaten bu ay içinde. Bakalım. Ama bu olacak. Arada bir bilgi verelim. Anıl bir tane daha sipariş verdi. Evet. Ne geliyor? Şimdi bir BMW F750 için yazıldım. Buradan direkt F750. Bu arada benim başlangıç motosikletle alakalı yorumu biliyorsun arkadaşlar. Bence scooter'la başlanmalı. Hiç motor tecrüben yoksa. Orada hani tabii ben biraz uzun vade motosiklet sürecek insanlar için bunu söylüyorum. Sen tabii sevip sevmeyeceğini tartmak için de böyle bir şeyle başlamışsın. İyi de yapmışsın. Boş ver. Güzel de olmuş. Başlamışken. Tabii. Devam edeceksin yani motor işine. Devam artık zehri yani aldık. Aynen. Motor zehri aldık. Diyorsun. Peki sevmediğin şeyleri deneyelim oğlum. Var mı sevmediğin? Sevmediğim şu. Şimdi motor tasarımı itibariyle çok fazla arka çantaya müsait değil. Hı hı. Benim, ama sen buraya bir şey ayarlamışsın. Tasarım düşünceme göre yani tabii seven arkadaşlar takabilir. Ben buraya ne ayarladım? Soft bir çanta aldım DRD'den. Orada güzel de yardımcı oldular. İstediğim zaman takabiliyorum, istediğim zaman çıkarabiliyorum. İhtiyacım olduğunda 20 litre bir kapasitesi olanı tercih ettim. Ufak tefek eşyalar. Bolca yetiyor aslında bana. Uzun yolda hani böyle yani 100 ve üzeri hızlara çıktığın zaman yazlık bir montla kullandığım için o rüzgarı çok fazla alıyorum önden. Evet, habire böyle rüzgar rüzgar ufak bir tur camı evet, belki tabii olabilir. Tur camı işte ama o da biraz zevk. Görseli bozduğu evet. için benim zevkime göre çok gitmiyor. Yani alabileceğim ekstraları aldım aslında. Zaten sen de bahsettin. Lastikler de memnun musun? Lastiklerden şu an için çok kıyas yapabileceğim bir tecrübem yok ama etrafımda bu motosiklete sahip ve tecrübeli arkadaşlarım var. Seninle de sohbet ettik zaten. Evet. Değişmek gerekiyor ama ben sen de bahsettin yeni motor sipariş ettiğim için değişip değişmeme noktasında kararsızım şu an için. Genel olarak memnunum. Bir şey daha var. Yakıt tüketimini ölçtün mü? Yakıt çünkü tüketimi... biz arkadaşlar ben sürdüm tabii ki de hani depo doldurayım şey yapayım gibi bir fırsatım oldu. Yağmur da bastırıyor duruyor falan sürekli. O yüzden direkt Anıl'ı sürdüğü için ondan bir yorum yakıt alayım dedim. Yakıt tüketimi şu an yani 3.5-4'ler arasında gidiyor bende. Sitede 3.1 yazıyor. Sitede 3.1 yazıyor ama şöyle bir bilgi verebilirim merak edenlere. Arkadaşım 10.000 kilometre falan civarı yol yaptı. Dün görüştük. O da 3.5'larda falan. Yani biraz yüksek hızlarda gidiyorsanız ortalamanın üzeri bu motor özelinde. Tabii ki yakıt tüketimi de artıyor. Tabii. Ama 3.2, 3.3 falan ben de araştırdığımda buralarda genelde gidebilen motorlar var tabii. Yani bugün bu motor almayı düşünen insanlar önerir misin, önermez misin? Başlangıç için ben öneririm. Çok memnunum. Misin? Çünkü motoru sevdirdi dediğim gibi ve memnun olmayanlar seni bulur valla. Ben bir şey demiyorum. Gördüğünüz arkadaşlar. Tamam, ben sadece ben sadece tecrübelerini aktarıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar Anıl bu motoru eşiyle beraber sürüyormuş. Birincisi Elif'ten şeyi alalım istiyorum. Şu kadınlar için bu motosiklet rahat mı, hafif mi, kullanabiliyor mu? İkincisi Elif'ten bir boy kıyaslaması yapalım değil mi? Yapalım. Elif'ciğim gel seni böyle alalım. Alkışlar, işte pohbetler, kıyametler falan filan. Hoş geldin. Şimdi Anıl, minik bir oyuncu değişikliği yapacağız. Seni şöyle kenara alalım olur mu? Elif'e şöyle tamam. bir gösterelim dolu dolu. Sen ortada kal Elif. Boyumdan. Arkadaşlar önce Elif kaç boyun? 163. Motoru sürerken zorlanıyor musun? Zorlanmıyorum. Ayaklarımın ucu değiyor. Zaten benim ayağımın hepsinin değdiği bir motor yok. Otur bakalım. Bir denetelim sana. Bak soldan bindi. İşte gerçek motorcular. Sek motorcular ektedir. Böyle bir atalım. Çok güzel. Hafif. Bayağı. Yani benim için bile. Sürerken rahatım diyorsun. Tabii. Ben hep tek ayağım yerde. Şu taraftan göstereyim isterseniz ayağımı size. Burası biraz toprak arkadaşlar bu arada. İdare edin. Şöyle ayağımda. Aslında bu arada cross motorların taktiğidir o. Tek ayakta tutarsın kendini böyle yokuşta evet. mokuşta terste kalmamak için. İşte bu azman motorları sürerken işte bendeki gibi şu an sürdüğüm motor gibi. Yani rahatsın. Çok rahat. Önerirsin. Öneriyorum. Kadınlar İstanbul tarafında motosiklet sürmeli mi? Kadınlar her şeyi yapabilmeli de. Evet sürmeli. Ama sürmeli de değil mi aynı zamanda? Sürmeli. Bununla alakalı belki video çekeriz arkadaşlar. Elif'ciğim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harikasın.